Yorum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 164, 166, 167, 168, 169 Bilim ve Kültür Yayınları. 2. sınıf Türkçe kitabı Ekmek Metni Etkinliği Cevapları sayfa 164'ten 169'a kadar. 2. sınıf Türkçe kitabı Ekmek Metni Etkinliği Cevapları. 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 164, 166, 167, 168, 169. 1. Ekmeğin üretim aşamaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap. Ekmeğin üretim aşamaları ilk önce buğday halinde toplanarak öğütülmesi ve un haline getirilmesiyle başlar. Ardından ekmeğin çeşidine göre içerisine tuz, maya katılarak mayalandırılır ve yine çeşidine göre şekil verilerek pişirilir. 2. Ekmeğin üretim aşamalarına uygun olarak aşağıdaki görselleri numaralandırınız. Cevap 1, 6, 2, 3, 5, 4. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 166 cevapları. 1. etkinlik. Soru A. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazınız. Cevap. Çiftçi. Geçimini toprağa eleyerek sağlayan kimse, fellah. Buğday, buğdaygillerden karasal iklimin olduğu bölgelerde yetişen, un yapımında kullanılan, tanelerini taşıyan kılçıklı, çiçekleri olan tek yıllık otsu bitki, turucum. Başak, arpa, buğday, yulaf ve benzeri ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı. Harman, biçildikten sonra tahıl denetiminin üzerinden düven geçirilerek taneleri başkalarından ayrılması işi. Soru B. Şehire göre uygun kelimeleri yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Cevap. Çiftçi önce tarlayı sürer. Ardından buğday tohumlarını toprağa eker. Buğday bitkisi büyür, gelişir, başakları olgunlaşır. Yalnız buğday başkaları da sararır. Sararan başaklar biçilir. Buğday taneleri saplarından ayrılır. İkinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruları şehire göre cevaplayınız. Birinci. Şehirde ekmeğin üretim aşamalarından hangileri anlatılmıştır? Cevap. Şehirde ekmeğin üretim aşamalarından buğdayın ekilmesi, toplanması kısmı anlatılmıştır. İkinci. Şair şiirde ekmeğe nasıl seslenmiştir? Cevap. Şair şiirde ekmeğe güzel kokulu ekmek diye seslenmiştir. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 167 cevapları. 3. etkinlik. Soru A. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki malzemelerden istediklerinizi seçip uygun cümleler yazarak bir turşu tarifi hazırlayınız. Cevap. Benim turşu tarifim. Malzemeler. Kornişon, samırsak, sirke, tuz ve su. Yapılışı. Ben kornişon turşularını çok severim. Bir bardak sirkenin üzerine yetecek kadar su ve tadına bakarak birkaç kaşık tuz ilave ederim. Konuşanları yıkayıp turşu yapacağım kaba koyduktan sonra üzerine su, sirkeli tuz bu karışımı ekler ve sarımsakları da ilave ettikten sonra ağzını kapatırım. Kornişonların rengi değişir olma seviyesine kadar bekleriz. 2. sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 168 cevapları. 4. etkinlik. Soru. Aşağıdaki cümlelerde kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Cevap. 4. etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Fırına gidiyorsan bize bir ekmek alır mısın? Soru işareti. Un, virgül, maya, virgül, su, virgül, tuz kullanarak hamur yaptık. Nokta. Fırından yeni çıkmış ekmeği kim sevmez? Soru işareti. Ah, ünlem işareti sıcak ekmek elimi yaktı. Nokta. Ekmeğin arasına peynir, virgül, domates, virgül, biber koyup yedi. Sandviç yapmayı biliyor musun? Soru işareti. Sandviç hazırlarken hangi malzemeleri kullanıyorsun? Soru işareti. 5. etkinlik. Soru. Ekmek israfını önlemek için evinizde hangi önlemler alıyorsunuz? Sizce aldığınız önlemler yeterli mi? Düşüncelerinizi kısaca aşağı yazınız. Kısa cevap. Ekmek israfını önlemek için yeteri miktarda ekmek almaya dikkat ediyoruz. Ekmekleri yiyebileceğimiz kadar bölüyor ve artık küçük marşaları yapmamaya önem gösteriyoruz. Kalan ekmekleri daha sonra ısıtarak veya diğer öğünlerde tüketebiliyoruz.
Bayat ekmekleri farklı tariflerle değerlendirip yiyoruz. Bence aldığımız önlemler yeterli. Uzun cevap. Yemeğin çeşidine göre yiyebileceğimiz miktarda ekmek almaya dikkat ediyoruz. Eğer ekmek fazla geldiyse poşetini iyice kapattıktan sonra dolaba koyuyor ve eskimemesini önlemeye çalışıyoruz. Eski ekmekleri ısıtarak veya ısıtmadan diğer önünde tüketebiliyor. Fazla yeni ekmek almıyoruz. Kalan bayat ekmekleri farklı tariflere değerlendirmeyi biliyoruz. Annem kalan ekmeklerden tatlı veya galeta unu gibi değerlendirmeler yapıyor. Aldığımız önlemlerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen düşünmeyerek çok fazla ekmek alabiliyor ve israfta bulunmuş oluyoruz. Özellikle fazla kopardığımız ekmekler ziyan oluyor. Onları da hayvanlara vermeye çalışıyoruz. İkinci sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları ders kitabı sayfa 169 cevapları. Altıncı etkinlik. Soru. Aşağıya ekmek israfına dikkat çekmek için bir slogan yazınız. Ardından bu sloganı kullanarak bir afiş hazırlayınız. Kısa cevap. Ekmek demek emek demek. İsraf etmemek gerek. Ekmeği seviyorsan israf etmeden kullan. Uzun cevap. Ekmeği israf etme, paranı çarçur etme. Sanma ki çöptür ekmek, hepsini değerlendirmek gerek. Ekmeği çöpe atma, parandır o aslında. 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Yiyin için fakat israf etmeyin. Sonraki metne hazırlık. Soru 1. Bilinçli tüketici nelere dikkat eder? Sorusunun yanıtını aşağıdaki cevaba yazınız. Yandaki sembolün anlamını öğreniniz. Kısa cevap. Bilinçli tüketici almış olduğu ürünü en kaliteli ve ucuz fiyata almaya çalışır. Ürünü almadan önce özellikle bu ürüne dikkat ederek alır. Ürünün garantisi varsa mutlaka yaptırır, faturası ve fişini alarak saklar. Ürünle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman hakkını aramasını bilir. Uzun cevap. Bilinçli bir tüketici olan kişi nasıl alışveriş yapması gerektiğini bilir ve bilinçli şekilde hareket eder. Bilinçli tüketici ürün araştırması yaparak istemiş olduğu ürünü kaliteli ve uygun fiyata alır. Ürünü alırken özellikle iyice inceler ve zarar görmüş ürünleri tercih etmez. Ürünü aldıktan sonra mutlaka fiş faturasını alarak yanında saklar ve garantili ürünleri tercih etmeye çalışır. Ürünle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman hakkını nasıl arayacağını bilir ve hakkını verilmiyorsa uygun koşullarda şikayet eder. İkinci, ailenizin tüketim alışkanlıklarını gözlemleyiniz. Cevap. Ailemiz para harcadıkları ve istek ve ihtiyaçlarını ailenize göre yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.